morning class. Good morning ma'am. Konnichiwa Tomo Harigato. Yara karık yaparak sınavdan kurtulamazsınız. Ayrıca umarım ki İngilizceniz Japoncanızdan çok çok daha iyidir. Oturun. What? Kesinlikle öyle öğretmenim. Ya hangimiz Japonca biliyoruz ki hocam burada? Ki zaten 3 kelime Japonca biliyoruz, 4 kelime de İngilizce. Bak abi yok mu bir numara? Göz göre göre kalacağız. Bak kötü olacak sonra. Yapma bunu. Yapma bunu. Yani her şeyi devletten bekliyorsunuz abi. Arada birkaç numara da siz trinkletin. Allah Allah. Tamam abi sen yeter ki ağzını yayma. Ne yapıyoruz abi? Abi bir durun benim bir fikrim var. Hocam. Efendim. Hiroşima'ya atılan atom bombası sonucu ölen insanların anısına saygı duruşuna bulunmak istiyoruz. Tabii eğer izin verirseniz. Bugün hani yıl dönümü ya. Evet, çok güzel ama aklında yanlış kalmış Cavit. Atom bombası 6 Ağustos'ta atılmıştı, tamam mı? Ama madem bu konuda çok duyarlısınız size bir tane ödev vereceğim. Önümüzdeki derse İngilizce olarak bu konuda bir tane kompozisyon hazırlıyorsunuz ve getiriyorsunuz, tamam mı? Oturabilirsin. Bravo, bravo. Nasıl becerdin? Ya Cumhur Hoca'ya yaptığımız numaranın aynısını hani koy yapmaya çalışıyorsun. Yer mi abi? Kadın Japon. Ne yaptın Cavcav ya? Şimdi bir de ödev sardın başımıza. Teflon kesildin başımıza. Adrenalin sapığı. O kadar da değil şimdi. İnce Mehmet. Yapma bunu, yapma. Hocam, artık sınava başlayabilir miyiz lütfen? Tabii tabii. Hemen başlayalım. Oh tabii adamların tuzu kuru. Gelmişler kolejden böyle yayılmışlar sınıfa. Şerif Ali, gel. Bu kağıtları dağıtıyorsun. Buldum abi ben. Dur. Merhaba. Merhaba. Siz şimdi daha önce Hanok Hoca'dan iş sınavı girmediğiniz için bilmiyorsunuzdur. Hanok Hoca sınav kağıtlarına cevapların büyük harflerle yazılmasını ister. Niye? Ya atacağım yani şimdi bunlar Japonya. Japonya'da adetmiş. Gözleri çekik ya. O yüzden küçük harfleri okuyamıyorlarmış. Hmm. O yüzden siz puntoları büyük büyük yazın abi. Tamam arkadaşım çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Anı yaşayan bir adam değilim. Biz aynı sınıftayız arkadaşız. Tabii ben anladım seni sağ ol. Allah Allah ya. Ne kadar ilginç değil mi? Ne biçim ağzınsa? Çok safsın be Arda'cığım. Yine taklaya geldin ya. Ne alakası var? Babalar bizden kopya çekecekler ya onun için büyük büyük yazın diyorlar. Anlamadın mı? Ciddi misin? Hı hı. O uyanıklar var. Boş ver. Biraz sonra yine uyuyacak sazanlar. Ya o nasıl olacak? Şişt. Bana bırak sen. Evet çocuklar konuşmak yok. Süreniz başladı. Dur bakayım. İlk soruya ne diyeyim? Heh. İngilizce dersinden nefret ediyorum. I hate English lessons. Evet. Voice. Heh. The boy must have been seen the police. Tamam. Sazanlar doymuş mu ona da bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar son bir dakika. Evet. Delilleri de yok edelim. Ah Emin Bey, niye beni böyle iki arada bir derede bıraktınız ki? Şimdi benim Afet Hanım'a gerçekleri söylemem gerekmez mi? Ama söylesem üzüleceğini söylüyor Emin Bey. Hem söz de verdim. Ne yapacağım ben şimdi? Evet,
Süreniz bitti. Vereyim bakalım kağıtlarınızı. Evet, bakalım. I hate English lessons mı? Ercüment. Efendim hocam. Bu ne demek oluyor? İyi geçmiş bir İngilizce sınav kağıdı demek oluyor. Ya, iyi geçmiş İngilizce sınav kağıdı. Bir de utanmadan dalga geçiyorsun öyle mi? Estağfurullah hocam, nereden çıkardınız? Sınav kağıtına İngilizce olarak ben İngilizce derslerinde nefret ediyorum yazmandan çıkardım. Ne? Ben öyle bir şey yazmadım ki öğretmenim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Get the hell out of here. Cehenneme kadar yolun var ha. Ercüment. Ne demek oluyor bundan? Öğretmenim bir saniye, bu çok büyük bir saygısızlık ya. Arkadaşım sen öğretmeninle nasıl böyle konuşabiliyorsun ya? Allah bilir, diğerleri de aynı şeyleri yazmıştır hocam. Evet. Evet. Ay, diğerleri de bunları yazıyor. Çocuklar, hiç utanmanız yok mu sizde? Yazıklar olsun. Tufaya düştük ya. Oğlum var ya, sana ters taklattıracağım ha. Ya öğretmenim, biz öyle şeyler yazmadık ya. Evet öğretmenim, yemin ederim ben bundan baktım. Öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben okula yeni geldiğim için sanırım arkadaşlar terbiyesizliklerini benim üstüme atıyorlar. Ben terbiyesizlik dedim, özür dilerim. Benim cevap kağıdımda soruların cevapları var. Atacağım ben. Bakın istiyorsanız. Bakarım, atacağım. Evet, atacağın arkadaşınız soruları cevaplamış. Hem de doğru olarak. Bakın, bunları yazmış olanlar hem yazıdan hem sözlüden sıfır alacaklar. Demek ki ben okulun en yaraka öğretmeniyim, öyle mi?